Deprem Terbizye'yi şafakta vurmuştu. Toprak eğitilmemiş bir tayın sırtı gibi bir yukarı bir aşağı hareket ediyor ve etrafta derin yarıklar oluşturuyordu. Lux yıldız ateşini yıkılmış savunma kulesi enkazının içerisine sürdü. Taşları güneşin altında ağarmış 9 metre yüksekliğindeki kule sanki haftalarca Noxus kuşatma silahlarının saldırısı altında kalmış gibi görünüyordu. Atını dikkatlice etrafa saçılmış taşların arasından sürerek mavi ve beyaz renkte bir pazar çadırının içine kurulmuş geçici revire doğru ilerledi. Lux daha önce hiç bu kadar büyük bir yıkımla karşı karşıya kalmamıştı. Terbizya'nın binaları sert dağ graniti ve demasya meşesinden el birliğiyle yapılmıştı. Şimdi ise hemen hemen hepsi yerle bir olmuştu. Toz içinde kalmış kadın ve erkekler yaşayan birilerini bulmayı ümit ederek kazma ve kürekleriyle enkazları kaldırmaya çalışsa da yıkıntıların içerisinden sadece ölü bedenler çıkarıyorlardı. Koca koca sokaklar artık şehrin bölümlerini birbirinden ayıran derin yarıkların içerisinde kaybolmuştu. Lux çadıra ulaşır ulaşmaz atından indi ve içeri girdi. Kendisi şifacı değildi. Ancak getir götür işlerinde yardımcı olabilir ve yaralıların yanında oturabilirdi. Dışarıda gördüğü yıkımın onu çadırın içerisindeki manzaraya hazırlayacağını düşünmüştü. Ancak bu hiç de öyle olmadı. Yıkıntıların arasından çıkarılmış yüzlerce felaketse de yün battanilerin üzerinde yatıyordu. Lux, içeride kaybettikleri çocukları için ağlayan anne ve babalar, ölü eşlerine sarılmış karı ve kocalar ve en kötüsü boş gözlerle etrafta dolaşan korkudan çılgına dönmüş yetimler gördü. Lux, tanıdığı bir cerrahı ellerini kalaydan bir kasenin içinde yıkarken gördü ve ona doğru yöneldi. "Cerrah Alzar," dedi. "Nasıl yardımcı olabilirim?" Adam ona doğru döndü. Çökmüş gözleri yaşlarla doluydu. Yoğun kederi yüzünden onu bir anlığına tanıyamadı. "Lady Kramgard," dedi Alzar eğilerek. "Lux," diye yanıtladı. "Lütfen ne yapabilirim?" Doktor içini çekti. "Ve varlığınız gerçekten bir lütuf Lady'm. Ancak sizi burada olan korkunç şeylerle üzmek istemem." Lux, "Buna ben karar veririm," diye çıkıştı. "Ben Demasyalıyım ve Demasyalılar birbirlerine yardım eder." "Tabii, affedin beni Lady'm," dedi Alzar, yorgun bir nefes alarak. "Burada oluşunuz yaralılar için bir lütuf olacak." Alzar, onu çadırın arka tarafındaki alçak yatakta yatan genç bir adamın yanına götürdü. Lux, yaralarının ne kadar feci olduğunu görerek irkildi. Vücudu enkaz altında kalarak paramparça olmuştu ve gözlerinin etrafında kanlı sargılar vardı. Acısını göstermemeye çalışmasından onun bir asker olduğunu anladı. "Çökmüş bir evin altında mahsur kalan aileyi yıkıntıların arasından çıkardı," dedi Alzar. "Onları kurtarmayı başardı ama kurtaracak başkalarını arıyordu. Tam o sırada ikinci bir deprem oldu ve başka bir bina üzerine yıkıldı. Enkaz ciğerlerini ezdi ve kırılan cam parçaları gözlerini kör etti." Lux, "Peki ne kadar zamanı var?" diye sordu, sesini alçak tutmaya çalışarak. "Yalnızca tanrılar bilir. Ancak zamanı kısıtlı," dedi Alzar. "Eğer yanında kalırsanız Peçeli Hanım'ın kollarına doğru yolculuğu biraz daha rahat olur." Lux başını salladı ve ölmekte olan adamın yanına oturdu. Elini tuttu. Kalbi çok büyük bir acıyla kaplanmıştı. Alzar minnetle gülümsedi ve kurtarabileceği insanlara yardım etmek için yeniden işe koyuldu. "Çok karanlık," dedi adam, dokunuşuyla birlikte uyanarak. "Göremiyorum." "Sakin ol asker. Bana adını söyle," dedi Lux. "Adım Dotan," dedi adam zorlukla. "İsmini Şafakhisar kahramanından mı aldın?" "Evet. Hikayeyi duymuş muydun? Vahşilere karşı verilen eski bir mücadele." "İnan bana, bunu çok iyi bilirim," dedi Lux hüzünlü bir gülümsemeyle. "Ağabeyim biz çocukken sürekli anlatırdı.
bana hep Freljord'lu korsanları oynatır, kendisi de Dothan olup tek başına limanı deri gezenlerden korurdu.